Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte tam mevsimi ebegümeci sarması hazırlayacağız. Ebegümeçlerini böyle büyük bulmuşken topladım. Çok güzel tazecik tam sarmalıklı küçük de değildi bayağı büyümüştü. Toplayıp sarma hazırlamak istedim. Hep birlikte isterseniz sarmamızı hazırlamaya başlayalım. Ebe gümeçlerini topladıktan sonra fazla uzun olan sap kısımlarını kesip üst üste koyarak hazırladım. Bol suda yıkadım. Bakın görüyorsunuz bu elimde olan demeti yıkamamıştım. Bu şekilde üst üste koyup hazırlıyorum. Ve bol suda yıkıyorum. Aynı şekilde yıkayıp hazırladım. İlk önce suya bandırma işlemi yapıyorum eve gümeçlerine. Bir kaseye kaynar su koyuyorum. Ebegümeciklerini sap kısımlarından tutup bakın kaynar suyun içine bırakıyorum. Bu şekilde birkaç defa daldırabilirsiniz. Yumuşadığında çok fazla tutmadan suyun içinden alıyorum. Eğer çok fazla tutar iseniz sarmanız pişirirken dağılır. Yapraklar çok taze ve körpe çünkü. Bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde e, kaseye koyarak hazırladım. Kaseye koymak yerine ocakta kaynayan bir suya da yapabilirsiniz. Fakat böyle çok kaynar kaynar hemen olmasa da oluyor çünkü çok taze ve körpe tam zamanı. Bu şekilde bütün ebegümeciklerini yumuşatıyorum. Arzu ederseniz tepside üzerine kaynar suyu dökerek de yapabilirsiniz. Her tarafına koyup daha sonra da suyunu süzdürebilirsiniz. Suya bandırdıktan sonra da kevgirin içine bakın. Çıkartıyorum ve fazla suyunu akıtıyorum. Çok fazla yumuşamadı gördüğünüz gibi. Sarmanın iç harcı için 4 adet kuru soğan kullanıyorum. Soğanı bol olduğu zaman sarmanız daha lezzetli olacaktır. Benim kullanmış olduğum soğanlar çok büyük değil. Baya büyük olan soğanlardan kullanacaksanız eğer iki tane yeterli gelecektir. Soğanları hemen iç harcını hazırlayıp kavuracağım tavanın içine alıyorum. Yeşillik olarak birer demet taze nane, maydanoz ve dereotu kullanıyorum. Bunların hepsini doğrayıp hazırlıyorum. Maydanoz, nane ve dereotu olmazsa olmazı. Tazecik hepsi mis gibi çok güzel lezzet veriyor. Bütün yeşillikleri doğrayıp hazırladıktan sonra artık kavurma işlemine başlıyorum. İç harcını kavurarak hazırlıyorum. Soğanları koymuş olduğum tavaya bakın. 1 çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum ve soğanları diriliğini güzelce kaybedinceye kadar kavuruyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Tepeleme kullanıyorum. Ve salçaların çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurma işlemine devam ediyorum. ve kokusu çıktıktan sonra bir buçuk su bardağı pirinç ilave ediyorum yarım su bardağı bulgur ekliyorum böyle bir karıştırıyorum baharatlarını ekliyorum birer çay kaşığı toz kırmızı biber kimyon ve karabiber ekliyorum Birer tatlı kaşık kuru nane pul biber ilave ediyorum. Birlikte lezzetlenmesi için 1-2 dakika kavuruyorum. Baharatları ile birlikte kavurduktan sonra doğramış olduğum yeşillikleri ekliyorum. Yeşillikler ile birlikte bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bir su bardağı su ilave ediyorum. Su özleşmesini sağlıyor. Suyunu çekinceye kadar ocakta tutuyorum. 1-2 dakikada hemen çekiyor ve bütünleşmesini sağlıyor baharatların, yeşilliklerin hepsinin bütün malzemenin. 1-2 dakika ocakta tuttuktan sonra ocağın altını kapatıp kenara alıyorum. Şöyle bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok lezzetli, güzel bir sarma harcı oldu. Bu harç ile arzu ettiğiniz bütün sarmaları hazırlayabilirsiniz. Yaprakları damarlı kısmı üste gelecek şekilde koydum. Kenarlarını iç harçtan koyuyorum. İlk önce yanlarını kapatıyorum ve normal sarma sarar gibi aynı şekilde sarıp hazırlıyorum. Ebe gümeçlerinin hepsini bu şekilde sarıp hazırlıyorum. Tezgahta bu şekilde sardığınız gibi arz ederseniz elinizde de sarabilirsiniz. Sararken bu uzun olan sap kısımları da artık tamamen kesiyorum ve sarıyorum. Aynı şekilde damarlı kısmı üste getiriyorum ve kenar kısmına iç harçtan koyuyorum, kenarlarını kapatıp böyle fazla gevşek olmayacak şekilde sarıyorum. Avuç içinize de gördüğünüz gibi elinizde de bu şekilde sarabilirsiniz. Hangisiyle rahat yapıyorsanız tezgahta veya elinizde sarmış olduğum sarmaları bakın tencereye yerleştiriyorum. İç harç ve yaprak bitinceye kadar hazırladım. 1 kilograma yakın yaprak vardı. Hepsini tencereye yerleştirdim böyle hafif aşağıda kalırsa koymuş olduğunuz tencere daha rahat pişiyor ve pişirmek için de böyle yayvan bir tencere seçmenizi öneririm şimdi sarmanın sosunu hazırlıyorum yarım çay bardağı zeytinyağını tavaya koyuyorum bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum ve kavuruyorum. Salça güzelce kavruldu. Üzerine suyunu ekliyorum. 2 su bardağı su ilave ediyorum. silme bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Salçalı sosu hazır. Kaynayan sosu tenceredeki sarmaların üzerine koyuyorum. Bu sos çok güzel lezzet verecek. Şimdi kaynamaya başlayıncaya kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Suyu koyduğunuzda da eğer bu şekilde üzerinden gözükmüyor ise sıcak su ilave edebilirsiniz. Bu kıvam yeterlidir. Pişi pişmediğini tabii ki su kontrol edebilirsiniz. Evet, kaynamaya başlayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlıyorum. Bakın sarmalarımız çok güzel pişiyor. Çok az suyu kaldı. Bu aşamada pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Ve geride kalan yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Son olarak ilave ediyorum ki daha parlak olsun. Daha yağlı böyle seviyorsanız ekstra yağ ilave edebilirsiniz. Artık ocağın altını kapatıp ılıyıncaya kadar dinlendiriyorum. Kesinlikle tamamen ılıyıncaya kadar dokunmuyoruz. Bakın soğuğa yakın ılık bir kıvamda şu an. Çok güzel nefis bir ebegümeci sarması hazırladık bugün sizler ile birlikte. Tencereyi birkaç kere sallıyorum. Şöyle kıvamının tam olarak rengini göstermek istiyorum sizlere. Ve geniş bir tepsiye sarmayı boşaltıyorum. Evet, bakın ebegümeci sarması afiyetle yemeye hazır. Tavsiyem ılık ılık, tamamen soğutmadan yemenizi öneririm. Çok lezzetli, nefis bir sarma oluyor lokum gibi pişmiş inanın çok lezzetli toplama imkanınız var ise toplayarak yapabilirsiniz pazarlarda satılıyor ise eğer buluyorsanız alıp yapabilirsiniz mutlaka denemenizi öneririm çok yumuşak ve çok lezzetli bir sarma oluyor bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle evlerinizden huzur bereket eksik olmasın